YKS tercihlerinde bu adaylar ayrıcalığa sahip olacak. Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyoruz. Bugün tercihlerde ayrıcalığa sahip olan adaylardan bahsedeceğim. Ayrıntılara geçmeden YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. YKS tercihlerinde ayrıcalığa sahip olan adaylar var arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu adaylar okul birincileri, şehit ve gazi yakınları, meslek lisesi mezunları, depremzedeler ve 34 yaş üstü kadınlardan oluşuyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birçok bölümde sadece okul birincisinin başvurabileceği bir kişilik, iki kişilik kontenjanlar bulunuyor ve bu kontenjanlara sadece okul birincileri yerleştiriliyor. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ve gazi olan adaylar Vakıf üniversitelerindeki burslu kontenjanlardan faydalanabiliyorlar. 34 yaş üstü kadınlar mühendislik, tıp ve benzer bölümler hariç olmak üzere tüm bölümlerde ayrı bir kontenjan hakkına sahipler. Kılavuzda da detayları var arkadaşlar. Meslek lisesi mezunları alan bölümleriyle ilgili sadece kendilerine özel açılmış kontenjan haklarına sahipler. Nasıl oluyor bu örnek verelim. Lisede Elektronik bölümünü bitirmiş öğrenci üniversiteye geçeceği zaman elektronik bölümüne geçmek için daha avantajlı konumda olacaklar arkadaşlar. Depremzedeler için de 11 ilde bulunan hem devlet hem vakıf üniversitelerinde ek kontenjanlar açıldı. Bu kontenjanlardan sadece Depremzede öğrencileri faydalanabilecek arkadaşlar. Depremzede kontenjanı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 18 devlet üniversitesini kapsıyor değerli arkadaşlar. İnşallah beklediğinizden daha iyi bir sonuç alırsanız ve hayalinizdeki bölüm olur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.